Nasıl yapıyorsun Sibel? Derya Hanım, bunun bir köşesinden başlayıp şöyle motifin. Hı hı. Bir tane zincir çekiyorum. Yani bunu herkes bilir, bir de alıştırmalık da güzel bir şey, bir öğrencilik evet. için güzel. Evet. Şu köşeden batıp ipi önce sabitliyorum. Hı hı. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Sık iğneyle bir sonraki ilmeğin içine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Zaten burada kendini gösteriyor. Bir ters bir düz gibi çift şişle örülmüş bu motifler. Bir zincir çekip bakın şu düz olan ilmeklerin içine batıyorum. Sık iğneyle önce bunu böyle bir çeviriyoruz. Daha sonradan birleştirmek isterken de ben şimdi bir zikzak birleştirme göstereceğim. Eğer araya enli bir şekilde bir dantel örüp birleştirirlerse de büyür daha motifleri. Böyle çevirdik. Böyle çevirdikten sonra bakın şurada bu zaten büyüyor çevirdiğiniz zaman. Daha açılıyor motif. Motif de çok güzel Hı-hı. motifmiş yalnız. Şimdi şu iki motifi mesela birleştireceğiz birbirine. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Mesela hiç şey de bilmiyor seyircilerimiz. Diyelim ki. Bunu da bilmiyor. Şey. Bunları dikebilirsiniz. Hepsi, düz olarak birbirine de. Dikebilirsiniz. Yani içindeki renklerden dikebilirsiniz. Evet. Aykırı bir renkten işte zaten çırpma yapabilirsiniz. Zaten içindeki kendi şeyleri dikerler. Aykırı. Evet. Mesela şeyle beyazla. Evet. Dikebilirler. Süper güzel. Yarın için meldiven hazır mı Sibel Hanım? Vallahi sürpriz arkada siz orada peynir konusunda konuşurken ben yapıyordum biraz hazır. Nelerimiz var ama neler var. Sibel Kavaklıoğlu hazır mısın? Eldiven senden, meldiven bizden. Yani bizimki yani yaptığımızı da seyirciye verelim. 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 Verelim tamam. Yarın meldiven veriyoruz. Bakalım Sibel Kavaklıoğlu eldiven veriyor mu? Değil mi? Bir de o var. Sibel, Sibel'in şu sırt detayını gösterelim. Bir dakika. Bakın bu da benim Amerika'dan aldığım bir hırkam vardı. Sibel onun aynısının yeleğini yaptı. Evet. Böyle böyle. Nurgün göstermişti. Bir çocuk yeleğiydi bu. Kol kesmesi çok basit. O kolda da ona uyarladı. Bunu da yapalım. Arkası kumaş. Benimki bazen. De öyleydi Hı? Bazen. Kolları da vardı. Sibel yelek yaptı. Bunu da gösterelim tamam, Sibel. Tamam gösterelim. Süper güzel. Evet Sibel birleştirmeyi şimdi, göster. Hemen tamam. yanında ilerleme oluyor. Bir zincir görelim. Çektim Derya Hanım. Hemen motifin köşesine bunu sabitliyorum. Sonra iki zincir çekiyorum. Diğer motifi alıyorum. Tam onun köşesine. Bu sefer sık iğne yapmıyorum. Şu ilmeğin içinden geçiriyorum ki kabarıklık yapmasın diye. İki zincir çektim. Bir at boşluk atlıyorum ikinci boşluğa. Gene yani sık iğne önemli yapmadan. Olan o yuvaları karşılıklı getirmek. Evet. Bir tane atlıyorum ikinciye batıp içinden geçiriyorum. Şöyle böyle böyle zikzak gidip gidip geleceğiz. Tamam. İki zincir çektim. Bir boşluk atladım ikinci boşluk. Bu şekilde birbirine tutturuyoruz motifleri. Hepsini yaptıktan sonra 6'ya 6. Tam bir kare parça oluyor. Bakın yerde 6'ya 6 onu görelim yerdeki büyük parçamızı. En son kenara da hangi dilim örgüyü biliyorlarsa onu yapabilirler. Evet şöyle göstereceğim. Birleştirmesini i̇şte, bakın. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet görelim. Şöyle ki yastık yapabilirsiniz olur, bu gelen parçalardan. Olur. Bebek battaniyesi, diz battaniyesi. Aha, 4 tane yastık çıkar ondan. Evet, lütfen adres bilgisi de verirseniz arkadaşlarımız için gönderme kolaylığı olur.